Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Ark'tayız. Asel havuç yiyor. Havucunu birazdan bitirecek merak etmeyin. Kart kurt seslerini falan duymayacaksınız. Bu arada like'ınızı atarsanız şu anda çok sevinirim. Uçan büyük kuş senin kuşu. Onu ağırlamak istemezsin değil mi uçan büyük kuşu? Asel ya sana kötü bir haberim var. Ne? Uçan büyük kuş geçen savaşırken öldü galiba. Nasıl öldü? Uçan büyük kuşu görebilir miyim? Uçan büyük kuş dedim ya Nerede kaybettik o? onu maalesef kaybettik. Uçan büyük Dur kuş. biraz kendine gelsin. Maalesef öyle. öldü değil mi? Maalesef öldü. Yeni şu uçan büyük kuşu sana göstereceğim. Dinozorlar öldü uçan büyük kuşu öldü tamam. değil mi? Evet dinozorlar maalesef uçan büyük kuşu öldürdü. Şuna bir bakacağım. Şunun adını uçan büyük kuş verebilir miyiz? Bu mutasyon mu acaba ona bir bakmam lazım. Bu adı yok değil mi? Dur atalarını gösterirsek. Aynen bu mutasyonmuş. Tamam mı Asel? Aha. Buna uçan büyük kuş diyebiliriz. Bunu yaşatmaya çalışacağız. Artık yeter ya. Değil mi Asel? Aha, yeter. Çok güzel bir kuş. Evet. Yeni bir kuş. Evet uçan büyük kuş diyelim buna. Uçan büyük kuş. Tamam Asel uçan büyük kuş artık bu. Hatta level de verelim ona. Kaç? 7 level mı aldı? Vay maşallah. Koç koç. Adam gibi aslan gibi bir şey oldu bu Asel. Aslan gibi. Gagası da çok büyük gagı bunu. Evet evet bu çok iyi oldu ya. Pterodon olarak bunu kullanırız. 31 seviye oldu güzel. Ee, önceden ne kullanıyorduk? Armutçuuk. Armutcuğum. Armut'cum ne haber? Armut da çok iyiymiş asıl. Bir tane daha pterodon vardı. O nerede? Ha şurada. Armutcuğum. Onun ne yerini alıp diğerine takalım mesela. Bu da aslında iyi ya bak. İyi iyi pterodonlardan bir tanesi eğer yanlışlıkla bir şey olursa başına Aa 600 oldu. Yanlışlıkla başına bir şey gelirse yedek de bayağı var yani. Güzel. Güzel. Artık uçan büyük kuş bu. Evet. Eğerini taktım binebiliyorum üzerine. Ama kaldıramıyor tabii ki beni. Niye? Çünkü çok ağırım çok. Evet armutçuğumuza biniyoruz. Armutun da level'ı gelmiş. Ona level verelim. Bir tane sağlık verelim. Ölmesin hiçbir zaman. Et Fiziksel hasar misin? verelim. Et. Ve üstüne bir tane ağırlık verelim. Maşallah oldu. Baba. Maşallah var. 83 seviye. Şimdi hasar. Uçan ben büyük bir, kuş. ben bir şey söylemem gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar şuraya bir tane ev temeli attım. Bu temeli atmam benim bir buçuk saatimi aldı. Çünkü Hadi gerçekten bu uçan şu... Büyük kuş, değil mi? Evet evet. O, o armut Hasel bu armut. Hı. Arkadaşlar şurayı yapmam benim bir buçuk saatimi aldı. Çünkü gerçekten düz zemin bulmak çok zor. Ben buraya kale yapmak istiyorum. Sekizde sekizlik bir kale. Ee, şunu şuraya koyabilmek için bayağı bir uğraştım. Gerçekten çok zordu yani. Şunu kullandık onu koymak için arkadaşlar. Şu var ya, şunu kenarına koydum, o tarafa koydum, bu tarafa koydum derken bunları nihayet koyabildik yani ama büyük bir uğraş sonucunda. Ha arkadaşlar bir de böyle bir yer yaptım. Bu da onu onluk bir e, kale şeyi gördüğünüz gibi temeli. Tabii bu ağaçtan yaptım ama daha sonra taşa dönüştüreceğim. E, başta taş bulamayacağımızdan dolayı temelini ağaçla atmak isterim. Buraya olur mu, olmaz mı falan filan diye denerken temelini komple atmış bulundum. Bu 5 saatimi falan aldı. Şurası var ya şurası. Şurası beni katletti. Şu aşağı doğru eğim var buranın. Arkta bu eğim olduğu zaman eğimden kurtulmak çok zor gerçekten. Bayağı bir uğraştım hatta şura şunu bile koyulmuyordu. Bunu da yine farklı metotlarla koyduk yani ama bu buraya oldu yani. Bu diğerinden bir tık daha büyük. Yani ben işin aslı kale yapmayı düşünüyorum. Kale yaparken arkadaşlar taşa ihtiyacım var bol miktarda. Taş içinde benim kusa ihtiyacım var abi. Taşçı, dinozora ihtiyacım var. Dolayısıyla bir tane Doedicus evcilleştirmem gerekiyor. Onun için de arkadaşlar hepsi birbiriyle bağlantılı daha çıkmamız gerekiyor şu anda öncelikle. Şurada bir kunduz yuvası var. Kunduzlara bir bakalım neredeler diye. Bir dakika. Ee, i̇kisi de şu uzakta bak bana doğru gelecekler. Bak şimdi bak. Şurası var ya. Bir tanesi bu, bir tanesi bu tamam mı? İkisi de bana doğru koşacak kunduz yuvasını. Oradan almamız lazım arkadaşlar çünkü. Bu kunduz yuvasının burada e, olmaması lazım. Çünkü öyle bir denk geldi ki buradan buraya koyamıyorum. Kunduzlar da genelde gölde yaparlar evlerini. Gelmiş burada yapmış manyak. Çok garip. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bir şeyler oluyor. Birbirine saldırıyor. Ha şurada kavga var. Okey okey. Benlik bir şey yok. O raptor mu lan o? Raptorsa onu keseyim ben. Bir dakika. Bir dakika gel canavar bir Raptor sıkıntılı abi. Biz biz onu mahvedelim. O bizi mahvedeceğini. Dinozorlarımı falan bak bak herkese saldırıyor. Bütün doğayı katletti. Bütün doğayı katletti. Hepsini. Neyse kitine de ihtiyacım vardı. Ben yaralandı değil mi? Yaralandı asıl. Bu sadece bir oyun asıl. Merak etme tamam mı? Ha kunduzlar orada. Şuradan kunduz, kunduzların yuvasından. Ooo bebeğim. Şunları alalım. Silika incisi ve bunu veriyorsun. Bak kunduzlar bana doğru koşuyor mu şu anda? Ulan görmediler mi lan? Lan hayır hayır. Üç tane kunduz varmış bir dakika. Allah kunduzu öldürme kunduzu öldürme. Lütfen kunduzu öldürme. Te pasif diyeceğim de ben diyene kadar öldü kunduz ya. Canavarı sen ne işin var burada? Kunduz güzelim kunduz öldü lan. Aga be. Asel. Üzdü. Şurada da Sadece mamutumuz var. Mamutumuzla odun falan filan taşıdık. Bir şeyler yaptık. Bir sürü narko baba. falan filan var. Çimento harçları bu arada çok iyi oldu. Baba Unutmayalım. Bayıldı. Mamuta koyalım bunu. Aa, Unutmayalım. Baba bayıldı. Evet evet bayıldı. Şu mamutla da buradaki odunları alalım. Direkt ben üzerimde ağırlık olmasın. Şunları bir alayım. Diğer kunduzlar saldırmasın ha bana. Bir tane yuvayı bozdum bu arada. Mecbur bozmak zorundaydım. Diğer kunduzlar sakın bana saldırmasın. Bak gerçekten bütün kunduzlar yaşasın istiyorum. Oğlum iki tane kunduz var diye biliyordum. Üç tane kunduz varmış burada ya. Ee, diğeri nerede? Bu arada kunduzları evcilleştirmiyorum arkadaşlar bilerek. Ya da evcilleştireyim mi? Bence evcilleştireyim ya. Bence evcilleştireyim. Hatta yavru falan filan da alayım bunlardan. Gayet mantıklı olur ya. Değil mi? Biri dişi bir erkek mi? Hemen bakmam lazım. Bir saniye. Oğlum sana ben niye göremiyorum sana bakınca? O zaman şuna bakacağız. Ha, Dişi bu. Diğeri de dişi. Tüh be. Acaba acaba ölen erkek miydi ya? İkisi de dişi. Gördün mü şansa bak ya. Neyse problem yok. Problem yok. Hiç problem yok. He canavar içerisinde 42 tane temel atmışım ben ya. 42 temel neymiş lan? Bayağı yapmışım ya. Hiç üşenmemişim. Şuraya koyabiliyoruz değil mi? Aynen öyle tamam. Bunları böyle koydum ama bunları arkadaşlar hepsini taşa çevireceğiz. Öncelikle hedefimiz bu. Sonra buraya abi artık yavaş yavaş e, kaleye kaleyi çıkmamız gerekiyor. Bu bölümde biraz ev işleriyle biraz uğraşacağız arkadaşlar, hafiften. Aslında gölün tam ortasına da, ortasına veya kenarına, yani gölün içine de yapabilirdim bu kalelerinden, kalelerden bir tanesini ama ben şu göle bakan, göle yakın şuraya yapmak istedim. Bunun yeri daha güzel diye düşünüyorum. Bunun yeri de güzel, aslında taşlara, surlara çok yakın ama. Bakalım ya bakarsın ilk bunu yaparım sonra bunu yaparım bakarsın buna buraya bunu yapmam başka bir şey yaparım ama şunu başta yapmayı düşünüyorum açıkçası. Ha bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum ben sunucunun zorluk seviyesini arttırdım artık 100 level'da üstü dinozorlar falan filan da çıkacak merak etmeyin şu ankili de şöyle bir atalım abi bunu çıkarmayı unutmuşum atalım çıksın paşamız çok güzel ve bunu da buraya koyalım bayağı bir kozamız var gördün hatta dur lan. Manyak mıyım ben? Koza varsa biraz al yanına da. Kaç tane alayım lan? 1 2 iki... 3. Bakarsın yolda değişik zorlardı. 4 tane yeter herhalde ya. Senin durumun ne? Ya 13 seviye. Ya daha yüksek seviyelerde bulmak istiyorum artık dinozorları ya. Cidden arkadaşlar. Dayanıklılığa bir tane verelim. Gerisini full şeye verelim ya. Oo, Bayağı level atlamış ha şeyin içerisinde. Kutunun içerisinde. Güzel. Bir daha üzerinde ben abi 100 küsür, küsür, level e, Duodicurus gördüm. O çok önemli bir dinozor benim için şu anda. O Duodicurus'u hızlı bir şekilde evcilleştirmemiz gerekiyor. Tamam mı? Aslına bakarsan dinozor dinozorların seviyesini arttırmamız gerçekten çok işimize yarayacak arkadaşlar. Çünkü artık e, güzel dinozorları evcilleştirip o dinozorları aynı zamanda şey yapmak istiyorum. Nasıl desem? İyi dinozorları birbirleriyle çiftleştirip yavruları daha güzel yapmam gerekiyor. Bir de kibl işine girmem gerekiyor arkadaşlar. Kibl işine hızlı bir şekilde girmeye çalışacağım e, bugün. Kibul olayı gerçekten bu oyunda bayağı bayağı büyük bir önem taşıyor açıkçası. Kibble olayına girmek için şöyle bir şey yapmam gerekiyor arkadaşlar. Engramlardan tarla diyoruz tamam mı tarla. Şimdi ben e, küçük tarla tarım arsasını yaptığım için havuç falan filan üretemiyordum anladın mı? Ben büyüğünü yapacağım direkt olarak. Orta ve büyük tamam mı? Bu bir. Dodo kuşlarını artık evcilleştirip abi birkaç tane böyle 10 tane falan en az onları evcilleştirip bir dodo kümesi yani tavuk kümesi yapıp daha sonra dodo yumurtalarını biriktirmem lazım kibble için. Önce dodo çetesi ondan sonra raptor çetesi düşünüyorum raptorlardan aldığım yumurtalarla da başka büyük bir çete yapmayı düşünüyorum böyle böyle bayağı yumurta üretimine geçeceğim kibble için. Şimdi ben seviye atladığımda seviye vermeyince kendime gerçekten şey bazı arkadaşlar çok rahatsız oluyor 94 seviye oldum ve 94 ile beraber neler yapabiliyoruz bir bakalım oy minigun taret taret yapabiliyorum platform yapabiliyorum riot kalkan yapabiliyorum çok iyi feromen dart. Bir tane daha dart vardı. O dart çok önemli. Onu da artık yapmam gerekiyor. Şu 96'daki dartı biyotoksinli dartı, yap, dartı yapmam gerekiyor arkadaşlar. Normal darttan daha etkili. O da yapı yapılacak. Kibble arkadaşlar hayvanları şey eğitirken eğ yani bayılttıktan sonra ayıtmaya çalışırken arkadaşlar e, kibul e, verdiğiniz zaman o şeye hayvana şey yapıyor. Böyle 50 level birden e, artarak kalkıyor veya 100 level birden artarak kalkıyor anladınız mı onu ben denemek istiyorum ilk kez deneyeceğim kibble olayı ama kibul olayı hemen olabilecek bir olay değil bu arada bayağı bir süreç gerekiyor Ha tarım arsasını kuracaktım ben bak son anda şimdi hatırladım sabahtan beri düşünüyorum lan ben ne yapacağım falan filan diye tarım arsasını rastgele bir yere kurmak istiyorum daha sonra tarım arsalarını olduğu böyle güzel bir şey yaparız e, tarım bölgesi yaparız ama şu anda bizim aciliyetimiz var Açıkçası Kibul olayına girmek için tarım gerekiyor bu arada lif odun saman taş taşımız yok bizim ya o problem işte bir tane arkadaşımız yorumlara yazmış abi gübre için e, pimo pimo evcilleştir ve onun içerisine beyaz yiyecekten falan filan koy bak şu p e, var ya bu. Bunu eğri bile bize çıkmıştı şeyden droptan. O beyaz yiyecekten koyduğun zaman evcilleştirip bunu ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sürekli kaka yapıyor sürekli böyle anlatamam size yani o derece yani. Her birine bir tane saman 3 tane bundan aynen. Yine şeylerle uğraşacağım derken şundan bahsediyorum sulama borusu falan filan gerekiyor burası sulanmıyor çünkü şuradan çekmem gerekiyor benim ya Üf, uğraşta dur şimdi. Yani nasıl çekildiğini falan önceki bölümlerde gördüğünüzden dolayı arkadaşlar şu anda şey yapmak istemiyorum. Göstermeyeyim. Ben direkt olarak çekeyim bu sulama borusunu. Ondan sonra devam edelim. Evet bu arada tarlamızı yaptık arkadaşlar. Ben kurdum bunu. Bunun içerisinde bir tane normal gübre şu şekilde koydum. Patates tohumunu koydum gördüğünüz gibi. Mesela limon tohumu bu. Koyulabiliyor bu arada orta ve büyük tarlaya. Diğer şey patatesi ürettik. Buradan da direkt olarak limonu ürettik. Bunların sayısı çoğalacak bu arada. Buradan da gördüğünüz gibi mısırı ürettik. Daha 3 bölü 10'da yani. Bayağı bir sayısı çoğalacak. Burada da gübrelerimiz e, üretiliyor. Normal gerçek gübre. Ee, bence iyi gidiyoruz. Tarımda bir yol aldık. Bu arada şu şunu alıyorum. Bir seviye olsa da alacağım. Bunu almamın sebebi arkadaşlar zaten biliyorsunuz. Dodo kuşu ah direkt geldi. Çok güzel. Bunlara yumurta yaptırmamız gerekiyor arkadaşlar bizim. <laughs> Gelişe bak lan. İlk defa dodo kuşu evcilleştirdim ya. Kibble yapacağım arkadaşlar. Mama yani. Mama yapmak için bunlara ihtiyacım var. Yakınlarda gördükçe evcilleştireceğim ve çiftleştireceğim birbirleriyle. Bunların seviyeleri çok önemli değil zaten. Ee, sadece yumurta bıraksınlar yeter diyorum orada başka bir dinozor var o ne lan burası full dinozor oldu ya bu ne Bütün işlerimizi hallettiğimize göre arkadaşlar şu anda bu dağın tepesindeki level'lı e, doğada curusu evcilleştirmeye gideceğim Bir de ona bir tane eş bulacağım eşini de evcilleştireceğim daha sonra çiftleştireceğiz bir şeyler yapacağız Bize taş lazım abi taşı taşımak için de şöyle bir yöntem kullanacağım arkadaşlar. Taş taşçının içerisinde baya hafif tamam ben de 100 birim olan taş onu da 25 birim diyelim ki. Aynı zamanda e, neredeyse bütün eşyalar da Argentavis'in üzerinde e, yarı yarı olduğundan dolayı önce taşçıya yükleyeceğim. Daha sonra onu Argentavis'te taşıyacağım. Yani baya bir enteresan bir sistem yapmayı düşünüyorum da dur bakalım önce şunu alalım da ondan sonra. Bir de bunların yavrularının kaç level olduğunu çok merak. Oha, bayağı akrep var. Aslında bugün bir şey daha deneyebiliriz ya. Oğlum bayağı kartal da var. Ne oluyor burada? Lan benim gördüğüm Aaa. Ben bu arada 108 seviye olarak Taşçı'yı görmemişim ya. Şimdi fark ettim. Benim gördüğüm 108 seviye şeydi galiba. Ankil galiba ya, değil mi? Bak. 32. Bak 108 Ankilmiş ya. Ben abi taşçı zannediyordum bunu ya. Tüh. Ya yürü git ya seninle uğraşacağım. Manyak. Ya da dur ya. 108 seviye oğlum. Hazır görmüşsün al değil mi? Şu anda birileri bana kızıyor olabilir. Hazır görmüşken alalım. Nereye attın lan onu? Lan gitti hayvan. Öldü mü? Ölmedi. Allah senin belanı vermesin. Gel lan gel. Bu bir savaş ilanıdır ha. Kaç seviye olduğunu umurumda değil. İnşallah 100 seviye falan filan değilsindir. Yok yok. Çabuk öldü. Çabuk öldü. Çabuk kanlandı. 28. Hmm. Çok kötü değilmiş aslında. Arkadaşlar 100 olanınız hangisi? Lan gitme oraya doğru manyak. Lan ne yapıyorsun? 108. Tamam çok güzel bir yerde. Harika bir yerde üstelik. Atıyorum abi. Lan daha da düşmeyeceksin değil mi? Lan manyak tam ben evcilleştirirken adam düşmeye başladı ya. Beyinsiz misin? Lan tapajana ne yaşıyorsun ya? Kalk işte manyak. Abi tam şurada bagda kaldı hayvan ya. Ben aşağı atlamam lazım. Düşersem ölürüm ama nasıl yapacağız? Şöyle atladım. Tamam. Enteresan ya. Gerçekten çok tuhafsın ha. Tapajara. Ya kızdın mı bana lan? 108 sınav seni düşürmem lazım. İlk 100 seviye üzeri dinozorum sen olacaksın. Sevimli şey seni. Sevimli şey seni. Senle ne metal çıkaracağız biliyor musun? Metalin içinden geçeceğiz seninle beraber. İçinden. Oradan çıkman lazım Armut. Her yere sıkışıyorsun. Maşallahın var ha. Armut seni bekliyorum. Dağda kaldım. Dağda bayırda kaldım. Armut Allah belanı versin senin ya. Gerçekten ne bağlı dinozorsun. Geçen de mağaraya sıkışmıştın. Bayıldı mı? Hayır lan. 108 de olunca demek ki. <laughs> Psikopata bak ya. Kaçıyor ama. Ah düştü galiba. Düştü nihayet. Armut seni orada bırakacağım. Bir gün benle gelir. Abi ben buradan ne yapacağım bilmiyorum ya. Acayip bir yerdeyim şu anda. Evet her türlü meyveden atıyorum senin içerisine. Sarıdan da attım. Hadi yine iyisin. Açlıktan ölüyorum. Çok iyi. Oğlum 108. 53 seviye birden mi alıyor cidden? Şu anda 108 seviye ya artı 53 seviye mi alacak cidden? Abi devasa bir şey olacak ha. Ankeli olacak. Harika bir şey olacak ya. Muhteşem olacaksın. Buna çok güzel bir eş lazım da. Ben seni nasıl bulacağım ben ben ilerleyince bilmiyorum ki. Şu orgentivistler kaç seviye bana saldıracaklarım? Ben nasıl yukarıya çıkabiliyorum şu anda? Armut, tamam Armut'cum bak buradayım. Bana doğru gel işte. Hadi koşum, hadi koçum. Gel. Gel lan oradan. Ne yapıyorsun orada anlamıyorum ya. Neyse arkadaşlar, Armut'u ben burada bırakıp gideceğim. Yapacak hiçbir şey yok. İleride bir gün Armut'u alırız. Buradan aşağıda nasıl gideceğim hiç bilmiyorum. Şu anda ölüm tehlikesi içerisindeyim. Hala 200 canım var. Acele etmemem lazım aslında ya. Kalktım mı? Koçum 161 seviye arkadaşlar. 161 seviye bir gördüğünüz gibi ankilomuz oldu. Bu şimdiye kadar ki evcileştirdiğim en yüksek zor ve inanılmaz bir maden çıkartma seviyesine sahip olacak herhalde cidden. Şimdi abi senin özel abi sen ne yapmışsın ya? Aslan parçası be yorma kendini hacı. 161 seviye lan. Ben buradan nasıl gideyim abi önümde full rap ne var lan önümde? Abi terör kuşları, raptorlar, sabertutlar. işte ne bileyim brontolar. Geç. Abi inanılmaz. Yok akrepler, kaplanlar. Ben oraya gidersem var ya beni yerler. Bunu da yerler bu arada. Bunu da yerler. Hacım seni ne yapacağız biliyor musun ya? Sana bir dayanıklılık verelim. Sen ben gel böyle gel. Ya da seni poke topuna mı alsak? Dur seni poke topuna alalım ya. Sen önemlisin yani biliyorsun değil mi? En yüksek seviye Pokemon'umsun. <laughs> Pokemon değil arkadaşlar tamam. Abi çok zor şu anda cidden. Yapacağım şeyler çok zor. Bu ne lan? Ne olmuş sana lan? Sen orada bug'da mısın? Kaç seviyesin? At 60 mı? Bug'da mısın cidden? Değilsin. Bence kaşınıyorsun hacı. Bence kaşınıyorsun. Ee, tamam. Bunu alacağız. Olan buna olacak hacı. Bir şekilde döngüye sokacağız bunu. Lan hayır dur bir dakika bir dakika acı. 6 6 vuruyor fazla vurmuyor. Güzel bayıl. Lütfen bir tane daha tutturabileyim. Lan bayılman lazım. O kadar uğraştım bayılman lazım. Belki seni eğitirim bir şey yaparım uçarım seninle lan. Seni var ya ölümüne kovalayacağım oğlum. Sen benimsin gel. Ölümüne kovalayacağım seni gel. Al. Bayılacaksın lan. Lan neredeyim ben? Abi şuradan çık. Lütfen bagda kalma dur. Allah'ım Allah'ım nerelere düşüyorum ya Rabbim. Bir de baktın önüme giga çıktı. Çok komik olmaz mı? Ha ben niye buradan koşuyorum manyak gibi? Lan bir dur bir dur. Al lan. Şerefsiz bayıl. Tamam ben bunu bayılttım ama bunun içine ne koyacağız? Bir de o var yani mesela. Allah köpekler geliyor yiyor onu. Hayır 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 hayır. Allah'ım köpekler de geldi. Ee... üç tane köpek çok güzel. Dört tane köpek mi? 56 seviye mi? Bir tanesi gitti. Lan beni bırakın lan. Oğlum kaç kişisiniz siz? Lan neyle vuracağım ben bunlara? Bana keskin nişancı tüfeği yok mu? Eee sen gel sen. Şöyle Allah. Allah belanızı versin ya. 72 seviye hayladon ne demek lan? Sizin hepinizin ağzı. Ağzımdan tükürük çıktı. Ağzını burnunu kırdıklarım. Rastgele doğu de değil. Rastgele doğu de değil. Lan yatak koymadım ya oraya zaten. Benim burada neyim var belli değil ya. Her şey armut yüzünden. Ulan armut. İkidir bak kalıyorsun. Bak gerçekten üçüncüde bir daha sana binmeyeceğim. Gerçekten bak. Yaklaşık 30 dakikadır haritanın en sağ sol alt köşesinden en sağ üst köşesine böyle mal gibi koşarak yüzerek falan filan ulaşmaya çalıştım arkadaşlar. Ulan var ya bir şey yapacağız. Gerçekten şunlar ne oldu bu arada? 11 tane oldu güzel. 7 tane oldu güzel güzel. Çok iyi. Gübre oldu mu burada? Olmuş. Yes bebeğim. Şeytan diyor al spinoları al rexleri dal. Hepsinin ağzının orta yerinden iki tane, üç tane, 8 tane vur. Bakayım şöyle. Tam güzel. Gelen giden yok değil mi? Bence yok. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Eğer var ya. Dur dur. Çok önemli bir olay var şu anda. Kaç kiloyum? 341. Beni takip et. Takip et beni. Gel 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 gel. gel. Gelen giden yoksa ben bir şeyler atmam lazım onu taşıyabilmek için. Neydi onun adı? Kozayı alayım en iyisi. Aynen. Ne geldi envanterden? Oo bu ne? Plan. Üstün trike eğer üstün üstün çok iyi armut kozayı alamıyorum ya inanılmaz şeyler yaşa Aha, aldım şu ayağından aldım Allah'ım ya gel lan kozaya gel hıyar gerçekten hıyar hıyarsın sen hıyarsın sen beni mahvettin sen ya bütün planlarım alt üst oldu senin yüzünden ya cidden abi ben böyle bir şey görmedim Oğlum benim taşçı bulmam lazım. Taşçı taşçı. Oh be sen burada mıydın lan? Seni ama yüksek seviyeye sen alacağım. Bundan sonra hep seviyeye özen göstereceğim arkadaşlar. Yüksek seviye değilse almıyorum. 16 seviye almıyorum. Bundan sonra almayacağım 16 seviyeleri falan. Bundan sonra böyle aga. Madem dinozor seviyelerini yükselttik. Yüksek seviye dinozorları alacağız bundan sonra. Bir tane de akrep eğitmek istiyorum. Akreple çok değişik bir planım var aslında benim. Şurada ne var lan? Güzel bir şey o. O ne? Farklı bir şey bu arada. Ne ki bu ya? Sandık falan değil değil mi bu? Explorer note. Aa sandıkmış ya. Oy! Keşke daha başka bir dinozorla gelseydim buraya. Ne geldi oğlum? Ekledin mi lan beni? Kaç level verdin? Bana mı verdi sadece? Bir seviye verdi. Üretim üretim yeteneği dedim. Evet armut gel. Gönderilemiyor. Gel. Armut'cum canım benim ya. Ben de seni istiyordum. Sakın bir daha bir yere sıkışma. Gerçekten bak bozuşuruz seninle ha. Şurada bir doerjus var. Ona bir bakmam lazım. Lütfen seviyen artık yüksek olsun. Hadi sabahtan beri senden arıyorum ben. 120 mi? Allah! Allah! Ne yapacağım ben? Ne yapacağım Allah'ım? Allah'ım Allah'ım. Bir dakika. Şimdi ben biz ne yapabiliriz acı? Biliyor musun? Öncelikle bir şeyler toplamam lazım benim. Acil bir şekilde onu düşürmem lazım abi. Çok iyi o. Çok rahat bayıltırım herhalde bu kayayı kırmaz diye düşünüyorum. Bu koşamaz herhalde ya. Tamam gel. Saldırıyor bana güzel. Teşekkür ederim saldırdığın için. Lan ara sıra böyle saçmalıyorsun ha. Tamam gel gel hacı 120 seviyesin. Seni ben kaçıramam ya. Sen benimsin zaten yavaşsın. Oy ne oluyor lan yavaşsın yavaşsın. Lan korkuyorum. Kaya yıkırma aşağı düşme. Aşağı düşme ya. Tamam bana bir tane vursa ölür müyüm acaba lan? Çok merak ettim. Ne yaşayacağız bunlar? Allah çıkıyor lan gaya ya. manyak düş aşağı hıyar oğlum siz ne oldunuz lan ben sizi bıraktığımda böyle değildiniz siz kaçıyor mu lan o ha gel gel ne oldu lan kaçıyor musun gerçekten bayıl lan bayıl bu hala bayılmadı Cephanı yok lan bayıl artık bayıl güzel bir yerde bayıl ama hadi abi çok tehlikeli yerlere getiriyorsun beni bayıl artık Abi biri bana saldıracak biliyor mu? Allah'tan saber tutma, maber tut akrep makrep falan filan yok bir yerlerde. Lan Hacı bir şey lan necisin sen lan bayıl artık. Cephanem kalmadı yedi. Kafasına vurdum. Delik deşik oldu yok. Israrcı bayılmamakta. Lan nere Tek atabilirdi bana ha. <laughs> ben bayıltamadım bunu hacılar Cephanem bitti. Bayılır diye düşünmüştüm de yok. Baya 30 tane mermi attım bir şey attım yani. Son mu bu gerçekten? Oğlum senin uyuşukluğun kaç? Ben bir şey üretebiliyor muyum? Üretebiliyorum bu arada helal. Devam üret üret. Düştü sonunda Allah belanı vermesin ya. Abi neler neler ya. 6 bundan kaç seviye alacaksın abi? 59 seviye alıyor abi. 59 seviye birden alıyor. 59 seviye birden 127 180 falan olacak. Senin yerini unutmamam lazım da neredesin acaba sen? Aa tamam şurada Stego var. Stego'nun aşağısında kalıyor. Tamam güzel. Bana bir tane akrep lazım şu anda. Kaplan vurmuş ona. Sizin Allah belanızı versin ya şerefsizler. Gel. Siz burada ne işiniz var? Zarar verdiler şuna görüyor musun? Kaç seviyesin sen? Gel benimle gel. Şerefsiz saber tut. Buna zarar verdiler bence ya. Aynen buna bayağı bir zarar verdiler bak. Buna, bunu yediler resmen ya. 180 seviye olacaktı, 140 olacak şimdi. Şerefsiz haber tutma. Gel gel böyle gel gel. Gel. İkinizle bir de birden intikam. Gel yukarıya. Gel. Oy bayağı kuvvetli vuruyorlar. Vur kaç yapacağız. Güçlü bir saber tut var mı aralarında? Bir tanesi 44'müş. Bir tanesi de 24'müş. Hayvan herifler sizi. Biraz ete ihtiyacım vardı zaten. Ha, Eyvallah kardeş. Gel koçum 139 oldu ya. 180 olacaktı bu biliyor musunuz? 180 olacaksan olacakken ne oldum var ya. Ben seninle uğraşacağım birazcık biliyor musun? Ee, şöyle bir şey düşünüyorum seninle. Bir önce bir poke topunun içerisine bir gel. Gel bir önce. Şöyle bir gel. Seninle ben bir şeyler düşünüyorum. Merak etme. Şu envanterini alalım da. Bir tane şey açacağım. Sandık açacağım abi. Bütün sandıkları e, doğaya daya vereceğim ya. Gerçekten. Bir de şuradan bir akrep alırsam mükemmel olur ya. Tam şurası iyi bence. Atış pozisyonum bence iyi. 3 tane akrep var. Çıkabileceklerini sanmıyorum. 76, 8 ve bakmaya gerek yok. Şu 76 benim. Hangisi? Bu. Vurabilir miyiz ona? Vurdum lan. 76'ya mı vurdum acaba? Hepsi mi geliyor oğlum? Ne kadar gelebilirsin? Allah kahretsin, Japonya yok. Ne kadar gelebilirsin? Oğlum bayağı geliyor bu. Bir dakika nereye gelebilirsin? Sen 76 değildin de ikinize birden uğraşamam. Biriniz ayrı biriniz ayrı gelin de. Hemen seni alıyoruz acı. Gel tek başınasın. Gel. Seni de iki güne düşürürüm ama. Seni bırakamaz zaten. Gel. 76. iyi bir akrep. Bana mı geliyorsun kaçıyor musun? Ha düştün. Bu kadar mıydın lan? 76 level bu muydu yani? İyi. O zaman sana çürük et. Var mı sende çürük et? Ya oğlum ne alakası var çürük et? Varmış varmış bende bir dakika. Akrep de evcilleştirmedik demeyiz yani. Çürük et diyelim. Bir de lezzetli et versek mi ya? Şu lezzetli etlerden de birazcık alayım abi 3-4 tane. Hiçbir şey yedirmeyeceğim. Sadece çürük et koydum ve 37 artı 37 veriyor. Dolayısıyla abi kaç oluyor yüzdesi? 110 seviye falan olacak umarım. Yeter mi çürük etler sana? 15 tane koyduğuma eminim. Ee, bir tanesini yiyip tamam. 3-4 tane yediği zaman okeydir. Bizim olacak. Benim poke topum var mı la? 1-2 bir, bir, tane daha var. Güzel. Bir tane daha var. Bir tanesinde ankilo var 162. Bir tanesinde uçan kuş var. Aynen bir tanesinde şey var. Bir tane de bu var. Aynen bu. Boş koza. Buna da seni taşıyacağım ve gideceğiz. Dur bakalım abi. Önce şu şunu bir alalım. Bu önemli. Evet bunun da ismi çok önemli. Gel bakayım hacı. Abi sen 100 seviyesin. Farkında mısın lan? Hayvan. 100 seviyesin. 100 100. Seni poke topunun içine alıyorum. Gel bakayım. 113 seviye ya. Artık yeni seviyeler böyle arkadaşlar. Tamam güzel. Bence hiç problemli değil. İyi basit oldu yani. Diğer arkadaşlarından bir tanesi de yüksek seviye olsaydı onları da alırdık. Ben gidiyorum artık ya. Ben gidiyorum evime gidiyorum ya. Yeter ya. Evet merhaba arkadaşlar burada durum nasıl? Var mı bir sıkıntınız? Hoş buldum, hoş buldum efendim, hoş buldum. Direkt olarak çıkartabiliyorum değil mi? Aynen çıkartabiliyorum. Güzel misler gibi misler gibi. Tamam bu kozayı da al. Yenisini çıkartmak için 5 dakika beklemeniz lazım. 285'ten aşağı sayacak arkadaşlar. Evet kaç level alıyorsun? 2 seviye. Sana ben Ağırlık vereceğim abi. Hız da verebilirim hareket hızı da. Önce ağırlık abi. Çok taşıman lazım. Çok taş taşıman lazım. Çok. Bir daha abi e, entegramlardan taş araştırmam gerekiyor benim. Taş. Taş temel. <laughs> Merdiven. Üçgen tavan. Aynen bu da. Pencere. Büyük taş duvar. Taş korkuluk. Taş dinozor kapı girişi tabii ki. Yani bunlar yeterli mi bilmiyorum. Yeterlidir. Şimdi bunlar ne istiyor? Onu ben şey istiyorum. Bir dakika. Mesela benim en çok kullanacağım başta temel ondan sonra duvar. Duvar ne istiyor? Odun, saman, taş. Bayağı istiyor bu arada. Odun 20, saman 15, taş. Biz yandık, bittik, biz bittik. Odun, saman, taş. Güzelmiş. Peki temel ne istiyor temel? Odun, saman, taş. Bittik abi. Okey. Evet ömür boyu bu ee, bitirebilir miyiz ee, bilmiyorum gerçekten. Bayağı sıkıntı. Argentavis'in üstünü tamamen boşaltıyorum. Madam neredesin sen? Eee madam gel lan benimle. Al şunu. Hadi gidiyoruz. Madem kaç seviye atladın lan sen? iki seviye. Senin de ağırlığına ve yine ağırlığına veriyorum abi. Hadi. Ya gerizekalı mıyım neyim? Doğayı nasıl süreceksin abi? Eğer takmadık ay ona dur. <laughs> evet do di. Tamam. Güzel. Nerede yapılıyor? Demircide tabii ki. Bu demirci de iyi ki var. Her şey burada yapılıyor ya. Evet güzel abi. Hadi bakalım. Şimdi gidelim. Zırhını takıyorum eğerine. Çok güzel. Binebiliyor muyuz? Binebiliyoruz tabii ki. Hareket hızım fena değil bu arada. Hiç kimseye bulaşmadan işimi görmek istiyorum. Geldim buraya. Şimdi bende 100 olan 100 kilo olan taş. Galiba duaydı de. bu metal de varmış burada. Taş var mı lan burada? Vardır inşallah. Metal. Bayağı var var var. Metal de var. Metale vurmamam gerekiyor benim bu arada ya. Bayağı bir metal varmış burada. Hiç iyi olmadı bu ya. Keşke Ankilio ile de gelseydim. İkisini bir. Ama ikisini bir getiremezdim bu arada. Lan. Lan konsana. Eşek. Şimdi hacı. Bak şimdi. Sıfır değil mi? Gayet iyi. Gayet iyi. Sadece eğeri var. Hacı sen. Sen. Gidebiliyor musun? Lan ağırlık ne? Lan ha. Aa. Yüz. Bak. Bak. Adam. Obsidyen falan da almış. Ruh hastası. 5 seviye birden almış. 2, 3, 4, 5. Ne ara? Ne ara sen? Lan nereye vurdun da aldın onu? Hıyara bak hıyara. Taş alacaktın sadece lan. 100 kilogram taş 12 buçukmuş. Ben de 100 kilogram 50. Gördün mü? 12 buçuk ne demek ya? Hacı 12 buçuk ne demek yani? Bak. Öncelikle buradaki şunları şuna atıyorum. Ya bunlara hiç işim yoktu benim. Bunları taşımak gibi bir derdim yoktu ama dünyanın kilogramı bu arkadaşta sadece e, 286 oldu. Tamam. Olsun problem yok. Taş mı bu? Bu taş herhalde. Tamam 528 taş. Devam abi. Taş olanları toplayacağım sadece. Şu taş diye tahmin ediyorum. 532. Güzel. Benim baya böyle gelip gelip gitmem lazım. Argentavis bu ikiliyle beraber anladınız mı? Bak bu yükselmez ki bu. Dünyanın taşını topladı. Hala bu kadar. Bir de üstünde ben varım. Benim ağırlığımı da alıyor. iki seviye daha aldı. Yine ver ağırlığa. Hayvan yapalım bunu hayvan. Tam bir ayı boğan olsun yani. Obsidyen ve metal topladı. Neye vurdun sen obsidyen ve metal toplamak için ya? Ver üzerindekileri bana. Hıyar. Sana kim diyor obsidyenle şeye vur. Şimdi ben Anlatacağım şey şu, çok basit bir şey anlatacağım. Obsidyenler, metaller, Argentavis'in üzerinde, taşların hepsi bunun üzerinde. Bu, e, taşların hepsini hafifletecek. Daha sonra Argentavis'le bunu taşıyınca Argentavis de bunu hafifletecek yarı yarıya. Dolayısıyla inanılmaz bir şey ortaya koymuş olacağız. Dediğim şeyler çıkarsa. Evet. 2400 3000 3600 3, 4 bin parça taş taşıyor ve sadece 600 kilo. Aynısı, aynı taşlar bende kaç kilo olur biliyor musunuz arkadaşlar? 2000 kilo olur. Buraya metalciyle ankilo olan da gelmek lazım. Ankilo da çok güçlü benim. Metal toplama aman. Metal ankilo toplayacak sen değil. Şimdi kaç kilosun aga? Benle beraber 838 kilo tamam mı? 838 arkadaşlar. Hesap yapalım. Kaç kilosun öncelikle? 700 kilo. Ben sanırım 176 kiloyum değil mi? 138 tamam. 700 kilo 138 ben. Sen kaç kilosun? 522. Okey. Şimdi ben sana biniyorum. 500, 700 de 1200. 1400 kilo olması lazım toplam kilomuz. Ama bu 700 kilo 350 kilo olarak alacak onu. Bak şimdi uçuyorum. Umarım. Umarım hata yapmıyorumdur. Aldım bakıyorum. 1300. 700, 500. Aa, bunu hafifletmedi yarı yarıya. Bu kötü oldu işte. Niye hafifletmedin oğlum yarı yarıya onu ya? Evdeki hesap çarşıya yine uymadı arkadaşlar. Oyunu şey yapamadık, ekleyemedik maalesef. O zaman senin ağırlığınca bizim taşımamız gerekiyor. 2200 kiloya kadar. 2000 kiloya kadar taşımam gerekiyor benim. Okey midir? Okeydir. Hadi bakalım yapalım madem yani. Ne oldu? Bir tane daha aldı. Tamam 1500. Şimdi Argentavis bunu taşımaya çalışalım bakalım. Bir dakika. Argentavis 300. Bu kaç? 1200. Ben de 100'üm. Tamam. Bence olacak gibi ya. Bir dakika. Bakayım. 1700. Hmm. Yeterli ya şu anlık. Değil mi? Bence yeterli. Ya da bir ya da yeterli ya. Yeterli. Argentavis'in daha çok taşıma kapasitesi daha iyi olsaydı daha çok toplardık. Evimize gidelim. Yeterli bu. Hacım tamam. Bu burada dursun. Buradaki taşlar bunun üzerine. Oy bayağı fazla. Buradaki taşlar bunun üzerinde dursun. Ben canavarusla beraber taş zemin yapmak için neye ihtiyacımız vardı? Önce ona bir bakalım. Taş zemin. Odun. Saman taş. Tamam. Samanı ben toplarım bu arada. Ya da saman da mamutun üzerinde vardı. Mamut nerede yine? Bu benim mamut mu lan? Bir dakika. Lan ne yapıyorsun sen orada hıyar? Abi anlamıyorum ya. Bu niye böyle buralara saçma sapan gidiyor ya? Ne yapıyorsun sen burada? Kim dedi sana buraya git? Bunun üzerinde saman vardı herhalde. Tamam saman da burada. Güzel. Taş orada, saman burada. Bana odun lazım. Öncelikle ben bu zemini tamamen taş zemine çevirdiğim zaman abi toplama bu şekilde abi, tamam mı? Bakın gördüğünüz gibi. Odun bunda, e, saman onda, taş onda anladınız mı? Taşta Doğayda da. Doğada'da. Hatta Doğaydan ismini verelim. Bu arada Doğayda ismi geçen seriden kalma. Ee, geçen seriyi takip edenler bilir. Doğayda diyesim geldi buna. Niye bilmiyorum ya. Anlamı yok yani. Herhalde üretmeye başlayabilirim şu anda çok ağır olmama rağmen. Bu şekilde abi ben şu 76 parça temel. Allah. 76 parça temel oluşturmam lazım. Sana tıklamam lazım. Samanı da senden alacağız çünkü. Ee, ondan sonra abi tamamen temeli halledelim. Bakalım ne olacak ya. Güzel şeyler bizi bekliyor abi. Bence bak mesela 17 parça buradan güzel. Ve abi sonuncusunu üretiyorum. 76 parça taş temel. <laughs> abi inanılmaz. Kaç kilo ediyor lan onlar bakayım bir. Oha 300 kilo sadece bunlar. Süpermiş ya o zaman Diğer her şey sana Gel senin içine bir koyalım şunları Taşları da senin içine koyayım Problem yok hadi şu temelleri Falan filan değiştirelim abi Sonunda evet Bu arkadaşlar bizim e, kaleyi Yaparken ki ilk adımımız Hayırlı uğurlu olsun kale dediğin Taştan olur zaten gerçekten Güzel bir kale olacak 8'e 8'lik bir temel ama burç Kısımları bak mesela şurası 8'e 8 şuradan şuraya kadar Düşünün 8'e 8'i tamam mı? Bir de bunun etrafında burçlar var. Evet şu anda elimde sadece 2 tane taş temel kaldı. Ve bunu tamamladık. Ee, şimdi şey çıkmamız lazım. Duvar çıkmamız lazım. Hadi duvara biraz yoğunlaşalım. Biraz odun. Güzel. Çok iyi lan sistem. Gerçekten çok iyi. Hacım saman da ver. Çok iyi. 27 duvar. Güzel. Oğlum bir şey yaptık mı lan? Bir dakika bir dakika. Taş. O çok önemli. Herhalde taş taşçı temeldi değil mi? Temel galiba. Tam tam yaptık sanırım. Ve abi her biri içinde şundan yapmamız gerekiyor. 24 e, 2 ile çarparsak çünkü her birine 2 tane kullanacağız. 48 tane şundan yapmamız gerekiyor. Dur bakalım. Onun için de birazcık taş lazım herhalde. Bu arada taş bitti. GG. Doğada'ya bir seviye yine ağırlığına verdim. Kendime de bir seviye yine ağırlığa verdim kendime. Tamam aslında şey verecektim ya. Direnç verecektim de. 114 mi vuruyor lan bu? Hayvan. Tayradon'u öldürdü lan. 64 seviye Tayradon'u öldürdü. 114 vuruyor. Şerefsize bak. Ne kadar güzel savunuyor kendini. Kaç lan bunun şeyi? Fiziksel hasar 358'miş. Hayvan ya. Bence yeterli ya. Daha fazla zorlamayacağım artık ya. Aa maymun. Ya abi sana bir şey koysaydım iyi olurdu ya. Koyamıyorum şu anda. Neyse önemli değil o kadar. Şu anda ne kadar ürettik? 100 tane falan ürettik. Yani birinci katı atacağız atamayacağız gibi. Bunu yapacağız ya. Yani bu kale olacak yani arkadaşlar. Merak etmeyin. Sözüm olsun. Son 5 tane daha yapıyorum abi. Kaç etti? Son 5 ile beraber. Şuraya bakar mısın ya? Allah'ını seversen 126 duvar etti. Çok güzel. Bence çok iyi. Bence gerçekten etkileyici. Evet. Tamam. Hadi başlayalım birazcık. Baya malzeme topladık abi. Malzemelerden gerekenleri yaptık ve başlamaya hazırız. Şu anda ürettiklerimiz abi 126 tane duvar. 48 tane ters sütun ve 24 tane taş temel ürettik bu yöntemle beraber ve gereken yerlere koymamız gerekiyor bir şeyleri sen bir u, u'da kal tamam şimdi öncelikle abi bizim ihtiyacımız olan şey şu tamam mı bunu elime alıyorum hadi bakalım ee, bütün yapıyı bununla beraber dolaşacağım şu bir şu iki burası ve burası aynen şimdi bunu ortalamamız gerekiyor. 1 2 3 kaç oluyor lan bunun ortası? Buraya herhalde ve buraya. Sanırım değil mi? Ortası bu herhalde. Emin değilim. Aynen eminim ortası oydu. Güzel. Evet bunları koymamız gerekiyor. Bütün yapıyı dolaşıyoruz. Evet burada bir sıkıntı var. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Şimdilik böyle idare edeceğiz artık. Abi bunlar bizim hem şeyimiz olacak, süsümüz olacak. Dışarıdan görününce güzel görünüyor bu. Ee, hem de şeyimiz olacak ya. Bir şeyleri bunun üzerine rahat bir şekilde oturtabileceğiz de. Bir tane daha ihtiyacım var benim. Yapabilir miyim lan ondan? Koydum. Güzel. Her tarafı böyle isterseniz şurada madamla uçup nasıl koyduğumu size göstereyim. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Hatta biraz daha geriden bakalım. Aynen bu şekilde. Dikkat ederseniz surlara surların etrafına bir de e, şu kenarların etrafına falan koymuş olduk Anladınız mı gayet güzel duruyorlar şu anlık şimdi abi yapmamız gereken bu duvarları alıp abi tamam mı duvarları etraftan çevireceğiz ve bakalım ne kadar tamamlamış olacağız onu çok merak ediyorum Evet böyle böyle koyacağız abi Evet şurası biraz problem çıkartıyor sırf şunun yüksekliği sıkıntılı diye Umarım ee, çirkin göstermez şeyi. Binayı uzun vadede. Bilmiyorum artık. Abi malzeme bol olunca koyması şey oluyor ya. Zevkli oluyormuş. Onu fark ettim ben. Bu arada baya büyük bir kale olacağından dolayı abi sıkıntılar falan filan yaşayabiliriz. Bakalım nasıl halledeceğiz ya. Nasıl aşacağız bu mevzuları falan. Yani yapı yapmak Minecraft değil. Altına blok koyup yükselemiyorsun anladın mı? Dinozorla uçarak koyacaksın. Değişik değişik bazı yerlere koyamayacaksın. Çıldıracaksın falan filan. Baya sıkıntılı geçecek ama şu anlık iyi gidiyoruz gibi. Buralar kolay. işin kolay tarafı burası. Bazı yerlerde sıkıntı bak. Aynen. Bazılarını dışa koymuşum. Bazılarını içe koymuşum galiba. Yanlış görmediysen bilmiyorum. Evet onları tespit edip ayarlamam lazım tekrardan. Mesela şurada mı hata var? Şurada bir hata var. Şöyle düzeltsek. Aynen. Aynen. Baştan koyarsak oluyor. Bir yerde daha vardı. O da şurasıydı galiba, değil mi? Aynen. Şöyle yapalım. Şimdi oldu. Tamam, şimdi oldu. Evet, yaptığım şey arkadaşlar bu sefer de bu. Anladınız mı? Böyle ilerleyeceğiz. Yani baktığınız zaman bu zemin yani nasıl desem, kapının alt tarafı, kapının da altı yani öyle düşün. Şimdi ben size bir şey sormak istiyorum bu arada. Bu sorum çok önemli. Ben böyle bölüm dışında sizce bu binayı eee belli bir seviyeye getirip arkadaşlar şuraya kadar yaptım falan filan diye mi video çekeyim yoksa sizle beraber böyle binayı yapma aşamasında çekeyim mi anladınız mı yani sizin için sıkıcı olacaksa eğer ki olacağını sanmıyorum aslında ama ben yine de sorayım istedim yani Aynen bu, bu böyle ve burada kalalım bu sorunun cevabını da merak ediyorum bu sorunun cevabına göre ben yayın dışında bayağı bu binayı kaleyi büyütür ondan sonra videoda neler yaptığımı anlatırım eğer Abi videoda yap diyorsanız yapmaya devam ederiz sizle beraber. Şu göle bakan taraf kapı olacak. Şöyle ve şöyle koyuyoruz abi. Aynen şu üst tarafa kapı kapı yapacağım bu arada arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Ee, şunu şöyle bakalım abi bir dakika. Yetti mi bitti mi? Bitti mi gerçekten? Hadi ya. Neyse malzemeler şimdilik bitti arkadaşlar. Güzel devam ediyoruz. Bence oluyor da dur. Bir bazı yerlerde sıkıntı var. Mesela şurada sıkıntı var mı? Var. Oraları ben düzeltirim. Aslında sıkıntı var dediğimin yerin iç tarafında hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Bak bunun iç tarafında hiçbir sıkıntı gözükmüyor şuranın. Dış tarafına gelip baktığın zaman sıkıntı varmış gibi gözüküyor. Bu sanırım bir bug ya. Tam anlayamadım. Görüntü bug'ı olabilir. Tam emin değilim. Çoğunda sıkıntı yok ama. Mesela şurada da sıkıntı varmış ama bu temelden kaynaklanıyor bu sıkıntı maalesef. İyi gibi ya. Şu anda iyi gidiyor gibi gördüm ben şey binayı. Bakalım uzun vadede ne olacak. Toplamda 3,5 saatlik bir kayıttı. Bakalım siz ne kadar izleyeceksiniz onu merak ediyorum. Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Buradan Ark'ın oynatma listesine gelip birinci bölümden itibaren izleyebilirsiniz. Tam buradan da arkadaşlar şey bir sonraki bölüme hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi size de seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.